Onun sevdiğini de düşünüyordum yani. Şimdi açıkçası. Ama ben eşimi seviyordum. Açık açık Hiçbir söylerim. sorun var mıydı? Hiçbir sorun, ne şiddetsizlik, bir geçimsizlik, ne bir darp. Yani hiçbir şey yok yani ortada. Yapılana bakıyorum, olana bakıyorum, bir türlü kafam varmıyor. Peki ben anlamadım bu kadar. Yani eşin de seni seviyor muydu? Şüphelendiğin hiçbir hareketleri oldu Hiçbir mu? hareketi yoktu yani. O gün cumartesi günü sabah, yani olayın olduğu günü sabahı birlikte kahvaltı yaptık. Annem vardı, çocuklar vardı. Yani 10 yıllık zaman zarfında mutlu geçirdiğim günün bir kahvaltısı diyebilirim. Bu kadar mutluydun O yani. kadar mutluydum. Yani eşim benden işte şuranın halısını değiştirelim, buranın perdesini değiştirelim, şuraya şunu alalım, bunlar istekleri vardı. Zamanla yani yapılıyor, her şey bir anda olmuyor tabii ki maddi durumlar el E verdikçe. tabii. Ona göre yani böyle bir mutluluk, bir Sen ne iş yapıyorsun? çiftçiyim ben. Çiftçisin. Evet. Eşin çalışmıyor, çocuklara Ev bakıyor. hanımı, Ev ev hanımı. hanımı. Ve hatta o gün öğlen beni telefon açtı. Yemeğe gelecek misin diye. Ben gelmeyeceğim dedim. Tekrar akşam yine aynı telefon açtı. Yemeğe gelecek misin diye. Yine gelmeyeceğim. İşim az kaldı. Bitirip ondan sonra geleceğim dedim. Ben saat 9 gibi eve gelmiştim o gün. 9'dan sonra Mehmet Aslantaş'la biz kafeye gittik. Orada 2 bardak çay içtik. Çay Dokuz içtik. dediniz akşam. Akşam Akşam 9. dokuz. Evet. O mu çağırdı seni? Mehmet mi Yok, çağırdı? zaten bir gün öncesinden de konuşmuştuk gidelim diye. Bir gün Birlikte. öncesinden konuştun onunla. Evet. Mehmet Aslantaş'la bir gün öncesinden yarın Konya'ya gidelim de bir çay içip gelelim Çok dircesine yakın böyle. arkadaşın Yani yani. yakın arkadaşım, evet. Evine gelip gidiyor muydu? Ben olmadığım müddetçe gelmezdi. Ama Yani sen evdeyken gelir miydi? evdeyken bazen ara sıra gelirdi. Ama eve girmezdi. Devamlı dışarıda görüşürdü. Ben evime almazdım yani Ama bir açıkçası. eve gelip gitmişti de yani evin içine gelip senin yemeğini, eşinle Yok yok, tanışıyor öyle muydu? değil değil. Ha, Hayır, öyle. değil. Sadece dışarıda işte veya bahçede otursak ancak o şekilde konuşurduk yani, Mehmet buluşurduk. evli mi peki, Mehmet Mehmet Aslan? de evli, 3 tane de çocuğu var. Onun da 3 tane çocuğu var. Evet. O nerede peki şu anda? Neden onu kaçırdığını düşünüyorsun? O Beraber gün, kaçtıklarını düşünüyorsun o daha günden doğrusu. beri Mehmet Aslantaş'a da ulaşılmıyor. O günden beri Mehmet Aslantaş da yok. Mehmet de yok, eşin de Eşi, yok yani. evet. Eşiyle görüştün mü hiç? Eşiyle de görüştüm. O gün sadece bana uğrayıp evden bir miktar para vardı. Onu verdim. Çıktı, bir daha da gelmedi. Ne kadar para almış evden çıkıp? 40-50 bin TL kadar bilen bir Aa, para para varmış. biriktirmiş. 40-50 bin TL. O ne iş yapıyor? O da çiftçilikle yapıyor. Zaten Siz Mehmet'le ne zaman tanıştınız? Ne kadar? 3-4 sene, 5 seneye yakın bir tanışmışlığımız var. Komşunuz mu? O Bir etrafta de mı köyde oturuyor? olduğumuz için Aynı zaten köylün mü? aynı köylüyüz. Ha, o da Aynı köylün köylüyüz. yani. Ailecek gelip gider miydiniz? Ailecenek sık değil. Ailecenek gelip gitme sık değildi. Peki neden Mehmet Aslantaş'la kaçtığını düşünüyorsun? Beraber gittiklerini Çünkü düşünüyorsun? araba beni bıraktıktan sonra sert bir kalkış yaparak 100 metre giderek ani bir fren sıkıyor. Ani bir fren sıktıktan sonra tekrar araba oradan suratlı bir şekilde patanaj izlerinde gördüğüm oradan kalkıyor, eve uğruyor. Evden para alıyor ve Mehmet Aslantaş kayboluyor. Hiç şüphelendiğin ikisiyle arasında yani Sariye Hanım'la Mehmet arasında yani şüphelendiğin bir şey var mı hiç? Yani bunu söylerken bir Şöyle şey var anladığım kadarıyla. evet Boş yere var konuşmuyorsun yani. evet tabii ki. Mehmet Aslantaş'ın bir tane Konya'da arkadaşı varmış. Biz de tanıyoruz, hem köylümüz. Ben ona sordum, Mehmet Aslantaş'la hiçbir bilgin var mı veya hiç konuşuyor musun dircesine. O bana söyledi. Abasıyla bir gün telefonda konuşuyorlarmış. Mehmet Aslantaş'la eşimin ablası. Mehmet Aslantaş da Eşimin eşinin ablası. ablası, evet. Telefonda konuşuyoruz. Ablası bunlara demiş ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye kızmış Mehmet Aslantaş'a. O da sana güvenmeyeceğiz veya senden destek almayacağız da kimden destek alacağız dircesine Mehmet Aslantaş konuşmuş. Ve onu kapattıktan sonra Mehmet Aslantaş tekrar biriyle konuşuyor. Büyük ihtimal eşimle artık. Telefon muhabbeti olduğunu söylüyor arkadaş. Bir telefon istenmiş. Eşim istemiş. O telefonun alındığını söylemiş. Telefonu aldım. Ablangile gel. Ben sana telefonu orada vereyim demiş. Sen baldızınla konuştun mu bu konuyu? Konuştum, bilmiyorum diyor. Ve bir kişinin ifadesi değil. Köyde belki 10-15 kişi aynı kişiyi Şimdi aldı mı? söylüyor. Eşine bir Eşinin seslenmek telefonu. ister misin ya? Ne demek istersin? Geri dönsün istiyor Evet, musun? geri Bir bak dönmesini şu istiyorum. kırmızı ışık. Bir konuş Sariye ile ya. Ne diyeceksin Sariye'ye? Sariye, eve dön. Çocuklarımızın büyütelim. Ben her şekilde seni kabulüm. Seni de seviyorum. Dön gel.
Kimse de sana bir türlü zarar veremez. Ben varım. Hiç korkma. Abim var, babam var. Kimse hiçbir şekilde sana zarar veremez. Ama kendi isteğiyle kaçtıysa onu ikna edip tekrar seviyor musun Sariye'yi? Ben Sariye'yi seviyorum. Dönsün gelsin. Kabul edecek misin? Edeceğim.